aşamasına merhabalar sevgili avcı dostlar. Bugün 2022-2023 sezonu ilk av günü bıldırcın açılışı için Amasya'da bir bölgeye geçeceğiz arkadaşlarla beraber. Tüm avcı dostlarımıza, avcı kardeşlerimize, arkadaşlarımıza kazasız, belasız, bol avlı sezonlar diliyorum. Bugün avımızın ilk açılışını Savaş Bey kardeşimle yapacağız. Ve oğlu Çirkin Ozan'la, onu da çekeyim size. Alayım, aynı zamanda bugün kameramanımız olacak. Evet, Ozan'ımız da bu. İnşallah kaçak avcı olarak yakalamayız bunu. Savaş Bey, ne düşünüyorsunuz efendim? Yiyoruz diyorsun. Afiyet olsun. Evet Savaş abi, yılın ilk bıldırcın avından düşünceleriniz, yorumunuz nedir abim? Kuş yok. Kuş yok tabii, daha çift tak yapamadık. Evet, köpek arıyor. Hayırlısı olsun, önemden. Her şeyin hayırlısı. Yani. Azabından cümleten inşallah. Şöyle bir gidelim de buranın biraz da su var, biraz da su yok. Bu pancada sulanmış. Bu suda da kuş olmayacağına göre. Hasan Ali diye mi buldun bir çift? Vatandaş eldiveni bırakmış burada. Abi tarla sulanmış. Buraya biz hiç girmeyelim. Köpeğim şimdi fermada. Savaş abi inşallah kaldırabilirse köpek. Ne o? He dur. Olsun, bu yılın ilk kuşunu görmüş olak. Köpeğimiz fermasını verdi. Helal olsun. Ta buradan oraya gitti. Ölmüş bir tane bir bıldırcın bulmuş. Evet. Olsun. Hayırlısı olsun. Aferin oğlum. Kaç onu şu direğin araya koy abi. Alamasın he. Hadi oğlum. Burada demek ki yuvası vardı ki. Bu arkadaş da bizim av yapacağımız merada cimdırmoyla şey topluyor, yonca. Av da böyle değişik. Bu hacat da böyle. Şimdi 2-3 tane sırayı bir araya toplayacak. Daha sonra buraya bir balya makinesi girip balya yapacak. Evet Savaş abi şimdi bir tane attı. Dedim otluğa bir bak, şuradaki otluğa. Otluğun dibinden kalktı böyle. Hayvanı buraya düşürdük. Bir siftah ettik. Fermayla olmadığı için. Aa, buraya geldi ya. Yok ya, buraya düştü ya. Aa, buraya böyle düşmedi mi? Öyle olmaz lan, ne haberli olmasın. O kadar gelmedi ya. Buraya lan, gel. Ha, böyle bir yere düştü ama. Hayvan da ne kadar kızdıysın. Değer avcı arkadaşlar. Kuş böyle düştü. O da gitmedi kuş ya. Köpek öyle gidiyor ama. Yok. Kanat kırıyor. Yok ya abi. Normal ben düzgün düştü diye gördüm ama. Ha, buraya düştü. Oğlum. Buraya gel oğlum, gel. Arayalım bakalım bulabilecek miyiz. Aa, buraya bir yerim daha. Sen yani yemedin mi diyor. Ne yaptı oğlum, mallaştık ya la. Aldattı biliyor musun, aldattı. Yani. İşin açıkçası. Vallahi şey iş böyle, yani ben az daha ileride diye. Demek ki çekmiş. O da kalkanı düşecekti ya. Ben dedim ki köpek dedim, en azından hani eğitim almış olsun. Yani. Köpek dedim hani yaran nasıl olsun, o kadar uçamaz diye düşündüm. Tam buraya düşüyor gibi oldu, geri kalkınca attım ama işten geçti. Getir, evet. Getir. Kont. Gel oğlum. Gel kont. Evet, buradayım.
Şimdi Savaş abim vurdu. Gel. Aldı gel oğlum. Anam. Abi vuramadın ya lan. Oradan geçtiğinden kalkmadı lan. Ben aslında ne oldu biliyor musun? Hangi satacağıma karar veremedim. Abi gidelim o alttan dolanın hadi. Nasıl bir kasayı yapıyor gördün mü? Aha buradan kalktı lan. Onu ben açsam vuruyordum. Sen yapacak diye atmadım vallahi. Ya onu mu yapıyorsun? Ulan bunu mu diyorsun? Onu ben sonradan gördüm. Aha. Koş oğlum. Abi görüyorum. Yürü. Abi yürü. Bak dimdik git. İleri git. 2-3 metre daha ileri git. İleri git. Bak oraya bakıyorum hala. Git. Tam önünde orada bak. O da kanat kırıyor yalnız ha. Aha bak köpeğim vurdu da aha da. İleri gidi. İleri ya. Eminim abi bak aha. Aha bak aha buraya düştü bak aha gel. Tam aha buraya düştü bak aha. Vallahi tam aha buraya düştü. Aha buraya düştü aha. Şunu tam burasına düştü bak. Gel oğlum buraya. Kont. Yok da buraya düştü abi ben gözümle gördüm. Bak şunu da renk aldım ha. Ne yapar ya düştü bak. Ama oldu. Şimdi dostum. Of. Evet gayet başarılı bu 10 numara bildiğin saçmasıyla bidonumuzu eline sağlık. Şimdi beceriksiz avcı Savaş Usta önünden kalkan 7 kuştan sadece bir tanesini vurabildi. İkisini yaralı gönderdi. Hemen kendisine şimdi çok kısa bir soru soracağız. Cam açar mısınız beyefendi? Cam açır mı? Bu beceriksizliğinizi neye borçluyuz? Sana. Senin gibi. Açsana ya şu camı ya. Biz de camdan çekeriz. Bu Savaş Usta beceriksiz bir avcı. Vuramadı. O zaman eline sağlık. Tekrar merhabalar. Bugün 2022-2023 yılının ilk bıldırcın avının başladığı gün ve biz sezonu açtık. Geldik bir 3-5 tane kuş çıktı. Toplam 9 kadar kuş gördük. İkisini aldık. İkisi yaralıydı. Bulamadı köpeğimiz. Köpeğimizin de ilk sezonu. Daha yani geçen yıl yavruydu. Bu yıl ilk kez girdi hayvan bıldırcına. Tam ne olduğunu da bilmiyor. Ama idare edecek şekilde bir av yaptık. Bizim için önemli olan 3-5 tane hayvanı vurmak değil. Bu ambiyansı, bu doğayı yaşamak. Güzel de bir manzara vardı. Birkaç avcı arkadaşla da görüştük. Onlara da merhabalaştık. Hem bir yeni sezonlarını kutladık. Burada maksat gezmek, dolaşmak, biraz temiz hava almak. Böyle güzel insanlarla bir av yapmış olduk. Şimdi bizim misafirimiz geldi. Biz ayrılacağız büyük ihtimalle. Arkadaşlarımız devam edecekler. Tüm avcı dostlarımıza kazasız belasız güzel bir sezon diliyorum. Biz beceremedik. İnşallah siz beceresiniz. Bol avlı, güzel avlı sezonlar diliyoruz. Avcı, kuş vuramayan avcıların hali. Eğer bu kanala bir düşersek yandı gülüm keten elba. Arkadaşımızın ay çekirdeğinden iki tane almış olduk. Evet şimdi eve gitmişiz iptal ettik. Tam o sırada tarlada yürürken pancarların arasından bir anda bir tabak köfte yenen bir tabakta kanat fırladı. Birerden attım pozeyle ikisini de vurdum.
Düştüler. Şunlar da saçma delikleri. Onu da göstereyim de şimdi yalan olmasın. Şimdi bu tabi vurulunca düştüler. Biz de bunları aldık geldik. Dedik boşa gitmesinler. Yazık hazır. Saçmalar da biraz zayıfmış. Arkadan çıkmadı. 10 numara olunca. Şimdi bunları da yapacağız. İnşallah güzel bir yemek olarak yiyeceğiz. Ondan sonra Ecük'le şeyi bekleyeceğiz. Neydi onun adı? Üveyik bekleyeceğiz. Üveyik geldi geldi. Gelmedi. Artık gideceğiz. Biraz da savaş patronumuzu alalım. Savaşan Kartal abimiz de bu işte duayenlerden birisi. Yani adamın domates doğramasından anlamanız lazım. Ne kadar beşerikli ve yetenekli biri olduğunu. Yani Savaş abimize bazen böyle şey yapıyoruz ama hani böyle kızdırıyoruz diyoruz ama böyle hakkında kötü konuşarak yapacak da bir şey yok. Aynen. Devam ediyoruz. Faaliyeti devam. Köpek yorgunluktan yatamıyor. Yavaş yavaş da hacatları düşünmeye başladık. Çayımızda hı oldum hı olacağım diyor. Ozan Bey de kavun kesiyor. Savaş abi yine hala aynı beceriksizlik ve yeteneksizlikle beceriksizliklerine devam ediyor. Tam 5,5 saat oldu. Ben eti üşüdüm. Çayı kaynattım. Adam daha iki soğanı doğrayıp da bir domates olacak. Aha başın yesin seni iyi mi? Lan Ozan bir bak lan. Kulağın kopsun iyi mi Ozan? El salladı Ozan. Bu çocuk konuşamıyor. Doğuştan dişsiz olduğu için o yüzden. Aha konuştu. Aha konuştu. Tarihe geçti sayın seyirciler. Bugünün anlam ve önemi Ozan'ın konuşmasıydı. Tek cümle. Ne alakası var? Tabii canım. Ha? Tabii canım dedi. Konuşabiliyor. Evet, demliğimizin temavimizin şıkırtısı. Yani doğada olmak her şeye değiyor. Ozan kavunu sen mi çaldın? Utanmaz allanmaz hırsız. Hırsız! Doğada bir gün ve doğada bir insan. Şimdi konuşmayı yeni öğrenen arkadaşımız kovboy Ozan bize kavun partisi yapıyor. Hadi kesse görelim bakayım. Kavunu kesmeyi öğrettik arkadaşlar. Yani şimdiki nesildeki gençlerin yeteneksizlikleri, yeteneksizsiniz Türkiye dediklerinde acaba yeteneklisiniz anlamında mı? Sizde yetenek yok anlamında mı? Onu buradan anlıyoruz işte. Yetenek biziz. Evet. Yeteneksiz sizsiniz doğru söylüyorsun. Savaş uçta ağır bir hareketle ağır vasıtalar gibi kalktı. Diğer malzemelerimiz oluyor. Salatamız tamam. Yuduzunu attık mı ağabey? Hazır abi. Limon yok. Yok. Maalesef. Ne demiş adam limon bulamazsanız ağacın suyuna sakın demiş. Yavaş abi yavaş. Ara sokaktasın yavaş. Tamam. Dur. Dur. Seni görünce heyecan yapıyorum abi ya. İlk defa ben anlamam bu işe demek de. Hemen ağa şunu da dizek üstüne. Tamam. Kendi yaptığımız köfteler. Kurabiye. Kurabiye. Kurabiye şeklinde pancar tarlasında vurduğumuz böyle iki dakikalık iş. Evet. Vurduğumuz hayvanları bu hale getirdik. Şimdi Savaş Usta'ya ikram edeceğiz. Hadi bakalım. Bu ve Yüce Hangaston Savaş Bey. Buyurun efendim. Hadi. Aa şunu aşağı alsak ne olur. Afiyet olsun efendim hepimize. Evet. Yani 51 namluyla da vurulabiliyormuş. Öbürünü de yerde yapıştır hemen. Evet. Evet gayet başarılı. Yani 51 namlu tüfekle de evet. Evet eline sağlık. Gayet başarılı.